to me like YouTube kanalıma ve yeni bir sistem toplama rehberine hoş geldiniz. Sistem toplama rehberine geçmeden önce genellikle Corsair'ın IQ yazılım destekli, beyaz temalı, beyaz renkli parçalarından oluşan sistemi toplayacağız. Sistem toplamaya geçmeden önce arkadaşlar gelin hep beraber parçalarımıza yakından bakalım. Corsair'ın IQ7000X RGB Full Tower Tamper Glass kasası, Corsair'ın IQ-H150 Elite Capital X 360 RGB'li sıvı soğutması, Corsair'ın GX750F RGB 80 Plus Bronze Modüler Güç Kaynağı, Intel'in 12. nesil Core i5 12600K Lega 1700 DDR5 soketli güçlü bir işlemcisi, G-Skill'in DDR5 16x16 32 GB 6000 MHz CL36 değerinde Intel'in XMP3.0 destekli RAM'leri, XPG'nin Spectre-X S40G 512 GB RGB'li M.2 SSD'si ve son olarak Asus'un beyaz tama üzerine kurulan ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi ATX anakartı. Bu parçalarda tek eksiğimiz arkadaşlar ekran kartı. Ekran kartını ise 3070 ve yukarısı beyaz temalı. Özellikle Asus'un ROG Strix ekran kartını alıp ileride takacağız arkadaşlar. Sistem parçalarımız bu şekilde. Gelin hep beraber arkadaşlar bu parçaları toplayalım. Bakalım nasıl bir sistem haline gelecek, hep beraber görelim. i5 12600K'lı Lega 1700 soket destekli 12. nesil 10 çekirdekli DDR5 sistem toplama rehberine hoş geldiniz. Elimde bulunan i5 12600K ile Spectre-X'in XPG 512 GB M.2 SSD'ni, bu görmüş olduğunuz Asus ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi DDR5 anakartına takacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber anakartımızın kutusunu açalım ve kutu içeriğine yakından bakalım. Daha sonra ise işlemcimizi ve M.2 SSD'mizi takalım arkadaşlar. Asus B660A Gaming Wi-Fi anakartımız, giriş seviyesi bir anakart olsa dahi anakartın sunduğu özellikleri bakımından Z chipsetine, yani üst segmentli anakartlara taş çıkarıyor arkadaşlar. Üst segment anakartların sunduğu özelliklerin çoğu bu anakartımızda mevcut. Anakartımızın kutu içeriğinde Wi-Fi anteni, SATA kabloları, gerekli M.2 SSD'mizi taktığımız zaman zarar vermemesi için gereken pedler mevcut. M.2 SSD'mizi takmak için gereken vida. Anakartımızı tanıtan
kitapçığı, CD'si, stickerlar mevcut. Bir adet anahtarlığımız mevcut. Asus yazılı, ROG yazılı. SATA kabloları. Kitapçıklar. Gerekli olan vidalar mevcut. Anakartımızın kutu içeriği bu şekilde. Gelelim anakartımıza. Anakartımız dediğim gibi B chipsetli, yani giriş chipsetli bir anakart olsa dahi sunduğu özellik bakımından yüksek seviye anakartlarla yarışıyor arkadaşlar. Z chipsetli anakartlarla yarışıyor. Anakartımızda özellikle geliştirilmiş ses sistemi, Supreme FX, ses yongası, Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin olması yanı sıra BIOS flashback tuşu. Peki bu BIOS flashback tuşu ne işe yarıyor? BIOS'unuzu güncellediniz veya güncellemeden önce BIOS'la ilgili bir hata aldınız ve sıkıntı aldınız. Bilgisayarın hiçbir şekilde açılmıyor arkadaşlar. Flash belleğe yeni sürümünü yükleyerek BIOS'umuzun flash belleği bu kısma takarak arkadaşlar BIOS flashback kısmına buradan 3 saniye basılı tuttuktan sonra yeni BIOS sürümünü yükleyerek tekrardan anakartınızı açabiliyorsunuz arkadaşlar. RGB girişlerinin yanı sıra anakartımıza adreslenebilir. Yani Gen 2 RGB desteği de mevcut. USB 3.0 Type-C girişi ve gerekli port ve çıkışlar mevcut arkadaşlar. Genellikle üst seviye anakartlarda olan özellikler bu B660 chipsetinde de mevcut. Genel olarak anakartımızın özellikleri bu şekilde. Anakartımızın chipseti 12. nesil işlemcileri destekliyor. Anakartımız DDR5 6000 MHz'e kadar RAM desteği mevcut. Şimdi arkadaşlar gelin hep beraber anakartımıza Intel'in 12. nesil i5 12600K Lega 1700, yani bu anakart destekleyen işlemcimizi bu anakartımıza takacağız arkadaşlar. 10 çekirdekli güçlü bir işlemci. İşlemcimizin kutusunu açalım. İşlemcimizin kutu içeriğinde herhangi bir fan çıkmıyor arkadaşlar. Fansız olarak satılıyor. Bu yönde bana göre bir eksi. AMD'nin Ryzen işlemcilerindeki çıkan fan gerçekten kaliteli, güzel. Intel'i bu konuda eleştiriyorum. AMD'nin yaptığını Intel yapamadı maalesef. Intel'i bu konuda eleştiriyorum. Kutu içeriğinden fan çıkmadı arkadaşlar. İşlemci fanı. AMD ise bu konuda çok daha başarılı. İşlemci özellikle Ryzen yeni nesil işlemcilerinde kutu içeriğinde işlemci fanı koyuyor, RGB modelli. Intel bu konuya dikkat ederse çok daha fazla satışları olacağını düşünüyorum. Bu konuda da Intel'e eleştirimi belirtmek istiyorum. Yani koskoca yeni nesil işlemci çıkarıyorsunuz. Güçlü bir işlemci çıkarıyorsunuz. Ama kutu içeriğinden yani
Herhangi bir fan koymuyorsunuz. Gerçekten üzücü bir durum. Intel inşallah bu konuda ileride kendini düzeltir ve işlemci satın aldığınız zaman kutu içeriğinde ekstra güzel ve iyi soğutan RGB'li bir işlemci soğutucusu koyar diye düşünüyorum. İşlemcimizi çıkardık. Gelelim anakartımız üzerindeki pini yukarı kaldırmaya. Bu gördüğünüz çentiyi sağa doğru çekip yukarı doğru kaldırıyoruz. Kutu içerisinden çıkan i5 12600K DDR5 destekli işlemcimizi anakartımıza takıyoruz arkadaşlar. Tabi takmaya geçmeden önce işlemci üzerinde bulunan köşeye üçgen altın pine dikkat ediyoruz. Görmüş olduğunuz üçgen altın pin anakartımızda bulunan üçgen kısma denk gelecek şekilde takacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz parmağımla gösterdiğim kısmı İşlemcimizin köşedeki üçgen kısma denk gelecek şekilde takacağız. İşlemcimizi yavaşça oturtuyoruz. İşlemcimizi oturttuğumuza emin oluyoruz arkadaşlar. Hafifçe elimizle oynuyoruz. Ve üst kapağı kapattıktan sonra demir metal çubuğu aşağı doğru eğdireceğiz. Üst kapak direkt çıkıyor zaten. Aşağı doğru eğdirdiğimiz zaman. Bu şekilde arkadaşlar işlemci pinimiz üçgene denk gelecek şekilde taktık. Bu köşelerde gösteriyor. Ve demir çubuğu aşağı doğru indirdikten sonra alt merkeze yani alt boşluğa getirip takıyoruz. İşlemcimizi taktık. Sıra geldi M.2 SSD'mizi takmaya. Anakartımızın M.2 SSD girişinin soğutucu bloğunu söküyoruz. Ve XPG'nin Spectrex S40G RGB adresine bilir. RGB destekli M.2 SSD'sini 512 GB'lık M.2 SSD'sini takacağız arkadaşlar.
M2 SSD'sini yuvalara denk gelecek şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra gri olan çentiyi sol alta doğru getiriyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde M2 SSD'mizi anakartımızın üzerine takmış bulunmaktayız. Anakartımıza işlemcimizi ve M2 SSD'mizi taktık ve nasıl takılacağını sizlere gösterdim. Şimdi gelelim sıra Corsair Capital X işlemci soğutucusunu anakartımıza montajlamaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Corsair'ın IQ'ya yazılım destekli H150 Elite Capital X beyaz sıvı soğutmamızı anakartımıza takacağız. Anakartımıza takmadan önce gördüğünüz gibi şu kısımda da üst panel kısmı sökülüp takılabiliyor arkadaşlar. Bu paneli söküp yerine LCD panel satın alarak, Corsair'in yeni çıkarmış olduğu LCD paneli satın alarak takabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. 360 radyatör destekli sıvı soğutmamızın kutu içeriğine gelin hep beraber yakından bakalım ve anakartımıza sıvı soğutmamızı takalım. Garanti belgesi. Çok kaliteli ve güçlü bir sıvı soğutma. 360 mm radyatör desteği ve 3 adet fan desteği kutu içeriğinden çıkmakta. Ayrıyeten LGA 1700 yani DDR5 chipsetlere takabilmemiz için ve sonradan satın almış olduğum sıvı soğutmamızı takmamız gereken vida aparatları satın almanız gerekiyor arkadaşlar. LGA 1700 soket vidaları satın aldıktan sonra yeni nesil anakartlara sıvı soğutmamızı takabilirsiniz. Bu vidalar olmadan LGA 1700 soketli anakartlara sıvı soğutmamızı takamıyorsunuz arkadaşlar. Kutu içeriğinden 3 adet beyaz Corsair'ın IQ yazılım destekli RGB fanları. ...360 mm radyatörümüzün kendisi. Ve gerekli olan montaj vidaları AMD ve Intel için. LGA 1700 soketler için anakartımızın arkasına takacağımız aparat arkadaşlar. Bu aparatı anakartımıza nasıl takacağımızı ve sıvı soğutmamızı anakartımıza nasıl montajlayacağımızı hepinize göstereceğim arkadaşlar. Kutu içeriğinden çıkan arka aparatı arkadaşlar anakartımızın arkasına taktıktan sonra bu elimde görmüş olduğunuz LGA 1700 yani bu sıvı soğutmamızı yeni nesil anakartımıza takabilmemiz için gerekli olan vidayı bu kısma takacağız arkadaşlar. Ve sıvı soğutmamızın montajını tamamlayacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber anakartımıza sıvı soğutmamızı takalım. Bu arada takmaya geçmeden önce bir adet de kutu içeriğinden çıkan Corsair'ın Commander Pro'su mevcut. Gerekli fan, RGB girişi ve sıvı soğutmamızın RGB renk aydınlatmasını desteklemek için giriş yeri mevcut arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde.
soğutmamızın kutu içeriğinden çıkan parçaları, AMD vidalarını bir köşeye koyuyoruz. Bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Bizim işimiz Intel'le. Ayrıyeten kutu içeriğinden çıkan farklı soğutucu bloğunun üzerindeki beyaz plaketi çıkarıp yerine bunu takabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha hoş Corsair logolu görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Bunu da bir kenara bırakalım. Ve anakartımıza takmamız için gereken bize aparatlar lazım. Anakartımızı bu braketini çıkarıyoruz. Bu vida arkadaşlar Intel'in 12. nesil yani 11. nesil ve önceki nesilleri destekleyen vidaları. Bunlarla da işimiz yok. Bunları da bir kenara kaldırıyoruz. Bizim işimiz Lega 1700 soket DDR5 yeni nesil anakart montajında. Bu gördüğünüz vida ise bu sıvı soğutmaya uygun Lega 1700 yeni nesil anakartları destekleyen ve sıvı soğutmamızı takmamız gereken vidalar arkadaşlar. Gerekli olan radyatörümüze fanlarımızı takacağımız vidalar ve sıvı soğutmamızı üstten vidalayacağımız aparat. Sıvı soğutmamızı çıkarıyoruz. Radyatörümüzü. Fanları takma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Radyatör borularımızın sağ tarafa yani RAM tarafına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar fanımızı diğer taraftan ters takmanız gerekiyor. Ben radyatör borumuzu arka egzoz fana gelecek şekilde takacağımdan dolayı fanları bu şekilde takacağım. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Neden bu şekilde takıyorum? Çünkü görsel olarak RAM ve diğer yerleri kapatmaması için. Vidalarımızı aşırı sıkmayacağız arkadaşlar. Herhangi bir yalama söz konusu olmaması için. Bu konuda bilginiz olsun. Radyatörümüzün fan montajını tamamladık arkadaşlar. Sıra geldi sıvı soğutmamızın soğutucu bloğunu anakartımıza takmaya. Takmaya geçmeden önce anakartımızı Corsair'ın 7000X RGB beyaz kasasına montajlayacağız. Gelin hep beraber kasaya montajlama videosuna geçelim. Corsair 7000X kasamızı kutumuzdan çıkaralım. Kasamız gerçekten çok ağır. 15 kilogram üstü bir ağırlıkta ve bayağı büyük bir kasa. Beni biraz yordu açıkçası kutuyu çıkarırken. Kasamızda ufak tefek şeyleri var arkadaşlar. Kasa içeriğinden çıkacak olan. Örnek veriyorum hard disk kutuları. 3.5 inç. Onların hepsini sökeceğim. Çünkü hiçbir işime yaramıyor. SSD kullanıyorum arkadaşlar. Artık hard disk kullanmıyorum. Nedeni ise hard disklerin yavaş olmasından dolayı. Şöyle kasamızı çevirelim. Kasamız dizayn olarak çok şık. Tamper glass bir kasa. Yan tarafı, üst tarafı ve ön tarafı kalın camla kaplı. Kasamızın bir adet güç açma kapama tuşu.
4 adet USB 3.0, 1 adet Type-C, 1 adet mikrofon ve kulaklık girişi, 1 adet ise resetleme tuşu mevcut. Kasamızın kapaklarını çıkaracağız. Herhangi bir zarar görmemesi için ve montajın kolay olması için. Arka tarafı da söküyoruz arkadaşlar. Kasamızın üstteki virayı söktükten sonra kapağı yukarı doğru çekeceğiz arkadaşlar. Yüz kapağı da çıkarıyoruz arkadaşlar. Kasamızın. Ve üst kapak filtresini de çıkarıyoruz. Anakartı takmamız için kasamızın arka braketini çıkarıyoruz arkadaşlar. Corsair Commander Pro'nun takıldığı kısım çıkardık ve anakartımızı montajlayacağız. Ayrıca metal plakayı da çıkarıyoruz. Anakartımızın montajlama işlemine geçmeden önce arkadaki sticker'ı çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve herhangi bir statik elektrik olmaması için, herhangi bir bileşenlere zarar vermememiz için eldiven giyiyoruz arkadaşlar. Ameliyat eldiveni de olabilir, normal eldiven de giyebilirsiniz. Kasamızın içerisinden çıkan kutu içerisinde anakart vidalarıyla anakartımızı kasamıza takacağız. Buradan anakart vidamızı bulalım. Buradan arkadaşlar kasamızın kitapçığına bakarak da hangisi anakart vidaları ona bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu vida anakart vidası arkadaşlar. Bu anakartı bulup anakartımızı kasamıza takacağız. Anakartımızın vidalarını bulduk. Montajlama işlemine geçelim. Kasamızı yatıralım ve anakartımızı montajlayalım.
Anakartımızı vida delikleri denk gelecek şekilde takacağız arkadaşlar. Anakartımızı vida delikleri denk gelecek şekilde oturtturup kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra ise kasa içerisinden çıkan anakart vidalarıyla anakartımızı vidalayacağız. Vidaları aşırı sıkmıyoruz arkadaşlar, anakarta zarar vermemek için. Anakartımızı vidaladık, kasamıza taktık. Sıra geldi. Corsair Capital X 360 mm sıvı soğutmamızı kasamıza montajlamaya arkadaşlar. Sıvı soğutmamızı kasamıza takacağız arkadaşlar. Kasamıza takmadan önce isterseniz üst kısımdaki radyatörü takacağımız metal plakayı sökebilirsiniz. İsterseniz de metal plakayı sökmeden sıvı soğutmayı takabilirsiniz arkadaşlar. Gerekli olan montaj vidalarını alıyoruz. Ve radyatörümüzü üst kısımdan takacağız arkadaşlar. Orijinali normalde bu şekilde takmanız gerekiyor. Ama ben sıvı soğutma borularını görsel olarak remleri engellediği için bunu arka kısma denk gelecek şekilde takacağım arkadaşlar. Böyle daha hoş bir görüntü elde edeceğiz. İşimizi kolaylaştırmak açısından üstteki metal plakayı söküp öyle takalım. Sıvı soğutmamızı. Sıvı soğutmamızı takıyoruz. Öncelikle radyatörümüzün zarar görmemesi için yuvarlak vidayı bu vidaya geçiriyoruz ve daha sonra montajlamayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde vidaları takacağız arkadaşlar. Deliklere denk gelecek şekilde montajlayacağız ve daha sonra radyatörümüzü kasamızın üst kısmına takacağız. Vidaları taktıktan sonra sıvı soğutmamızı, radyatörümüzü takıyoruz arkadaşlar.
Radyatörü taktığımız plakanın vidalarını tutuyoruz. Sıra geldi sıvı soğutmamızın metal bloğunu takmaya arkadaşlar. Corsair'ın AQH150i Elite Capital X sıvı soğutmasının yeni nesil anakartlara, yani LG1700 soket anakartlara nasıl takılacağını anlatacağım arkadaşlar. İlk önce şöyle bir sıvı soğutma içerisinden çıkan anakart arka montaj plakası. 4 adet sıkmamız için vida ve gerekli LG1700 Capital X sıvı soğutmamız için yeni nesil soketler için vidalar arkadaşlar. Bu vidalar sıvı soğutmanın içerisinden çıkmıyor. Ayrı satın almanız gerekiyor. Bunun linkini de videonun altına ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim sıra sıvı soğutma bloğunu işlemcimizin üzerine, yani anakartımıza takmaya. Öncelikle kutu içerisinden çıkan sıvı soğutucunun bu aparatın şu kısmını, yapışkanını söküyoruz arkadaşlar. Yapışkanını söküyoruz. Kahverengi. Ve yukarı kısımda olan vidaları daire kısmının içine denk gelecek şekilde aşağı doğru itiyoruz. Yani bu tarafa doğru itiyoruz. Şimdi geldi sıra bu montaj plakasını anakartımız arka tarafından takacağız arkadaşlar. Taktığımıza emin oluyoruz. Ve gerekli olan LG1700 vidalarını üzerine vidalayacağız arkadaşlar. Vidamızı iyice sıkıyoruz parmağımızla, herhangi bir boşluk oluşmaması için. Diğer vidalarımızı da takacağız. Son vidamızı da takıyoruz. Son vidamızı da taktık.
Şimdi sıra geldi. Soğutucu bloğumuzu takmaya. Bu kısımdan takarak arkadaşlar gerekli olan üst kapak vidalarıyla kapatacağız. Sıra geldi sıvı soğutmamızın soğutucu bloğunu takmaya. Soğutucu bloğunun alt kapağını söküyoruz arkadaşlar. Ve kontrol ediyoruz herhangi bir koruyucu jelatinin olmamasına. Yoksa bu işlemciyi soğutmaz arkadaşlar. O metal boruyu engeller. Ve sıvı soğutmamızı takıyoruz arkadaşlar. Boru kısımları remlere denk gelecek şekilde takıyoruz. Ve daha sonra ise bu gördüğünüz vidalarla, üst kapak vidalarıyla vidalayı sıkacağız arkadaşlar. Vidaları çapraz şekilde eşit bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Aşırı fazla yük bindirmiyoruz sıkarken. Herhangi bir zarar vermemek için. Ve daha sonra çaprazlamasına ise diğer vidaları takıyoruz. Vidaları aşırı sıkmıyoruz. Zaten sıkılana kadar o kendisini belli ediyor arkadaşlar. Yanma söz konusu olmaması için. Gördüğünüz gibi sıvı soğutmamızı da montajlamasını yaptık arkadaşlar. Ve gayet şık durdu. Şimdi sıra gelelim kablo düzenlemesini yapmaya. Ve ardından bu görmüş olduğunuz CX750F RGB Corsair'ın güç kaynağını kasamıza takacağız arkadaşlar. Sıvı soğutma fanlarımızın kablo düzenlemesini yaptık. Şu arka kısımdan geçirerek sıvı soğutma kutusu içeriğinden çıkan bu aparatı bağlayacağız. Buradaki sıvı soğutmamızın aparatını ise bu tarafa, yani şu gördüğünüz kısma takacağız arkadaşlar. Ve USB girişine takacağız anakartımızın. Ve SATA portuna takacağız arkadaşlar. Ve sıvı soğutma montajını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Gerekli fanları ise bu kısma takacağız. Fanları bu kısma takıyoruz. Sıvı soğutmamızın fanlarını, RGB aydınlatma, ışıklandırma kablolarını ise bu kısma takacağız arkadaşlar ve sıvı soğutma montajını tamamlamış olacağız.
Şu beyaz kısım, buradaki beyaz kısma denk gelecek şekilde takıyoruz. Ve daha sonra radyatör fanlarımızı takıyoruz arkadaşlar. Öncelikle RGB girişimizi RGB giriş yerine takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise fan girişini bu kısımdaki fan girişine takıyoruz. Aynı şekilde diğer kabloları da takıyoruz. Diğer fanı da takıyoruz. Ve kurulumu tamamlayacağız. Geri kalan ise güç kaynağımızın SATA girişinden SATA kablosuna takacağız. Ve bu kısmı da USB kısmında anakartımızın USB'sine takacağız arkadaşlar. Ve daha sonra sıvı soğutma montajı bitmiş olacak. Sıra geldi kasamıza güç kaynağını takmaya. Kasamızdaki 3,5 inç hard diskleri söküyoruz. Çünkü hiçbir işime yaramayacak. 3,5 inç hard disk kullanmayacağım için. Genellikle M.2 SSD ve SSD kullanıyorum. Diğer kısmı da söküyoruz. Ve bu kısma da 4 adet 120 mm adreslenebilir RGB Color Master'ın beyaz kasa fanlarını takacağız arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Corsair GX750F RGB 80 Plus Bronze 750 Watt güç kaynağımızı kutusundan çıkarıp bilgisayar kasamıza takmaya. Kullanım kılavuzu, kullanım kitapçığı. Gördüğünüz gibi gayet şık. Sade bir güç kaynağı. RGB açma kapama tuşu arkadaşlar. Güç açıp kapama tuşu. RGB renkli fanlarımız. Modüler güç kaynağı. Güç kaynağımızın gerekli aparatları, kabloları. Kablolarını takıp kasaya montajlamasını yapacağız arkadaşlar güç kaynağımızın. Anakart 24 pinini takıyoruz arkadaşlar.
İşlemci güç kablosunu takıyoruz. Ekran kartı güç kablosunu takıyoruz. SATA kablolarını takıyoruz. Daha sonra ise RGB fanımızı aydınlatmak için RGB kablosunu takıyoruz arkadaşlar. Şu kısımda gördüğünüz RGB girişi. Bu kablonun ucunda kasamızdaki kontrolcünün RGB kısmına takıp güç kaynağımızı aydınlatacağız arkadaşlar. Güç kaynağımızı aydınlatacağız arkadaşlar. Güç kaynağımızın vidalarını takacağız. Güç kaynağımızı takmadan önce de Molex kablosunu da takalım. Şu an için lazım değil ama ileride lazım olabilir. O yüzden takıyoruz. Güç kaynağımız 12 volt üzerinden 62.5 amper 750 watt'ı toplam verebiliyor arkadaşlar. Kaliteli ve güçlü bir güç kaynağı. Herkese tavsiye ederim. Kasamıza da tam uyum sağlayacak. Güç kaynağımızı kasamızın arka vidalarına denk gelecek şekilde oturtturup güç kaynağı vidalarıyla sıkacağız arkadaşlar. İşlemci güç pinini bağlıyoruz arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar. XPG'nin adresini bilir. RGB sleeve kablolarını takmaya. Hem ekran kartı için hem de anakart aydınlatması için 24 pin ve 8 pin için takacağımız adresini bilir. RGB'li kablolar.
Gelin kablolarımızı güç kaynağımıza takalım ve anakartımıza bağlayalım. Yeni 4000 adres nedir? RGB. Kabloyu bağladık arkadaşlar. Diğer ise 8 pin ekran kartı RGB kablolarını takalım. XPG'nin. ATX 24000 adresine bile RGB aydınlatmalı kablomuzu bağladık. Sıra geldi diğer kabloları takmaya. Corsair 7000X kasamızın yan tarafına, yan paneline yani şu kısma 4 adet adreslenebilir RGB Cooler Master'ın fanlarını takacağız. 120 mm arkadaşlar. Gelin hep beraber fanlarımızı kutudan çıkaralım ve takalım. Fanlarımız da beyaz. Gayet hoş duracak kasada. Adreslenebilir. RGB. Anakartımızda 3 adet adreslenebilir RGB girişi mevcut. Ve fan çoklu kablosuyla adreslenebilir RGB fanları takıp kullanabilirsiniz. Fanlarımızı bu şekilde takacağız arkadaşlar.
Diğer fanlarımızı da söküp takalım. Cooler Master. Cooler Master Master Fan. Adresine bir RGB beyaz 120 mm fanlarımızı taktık. Fanlarımızı şimdi kasamızın yan tarafına takacağız arkadaşlar. Fanlarımızı taktık yan paneli arkadaşlar. Gayet şık duruyor. Geriye kaldı arkadaşlar kablo bağlantılarını yapmaya. Kablolarımızı takalım. Ve daha sonra RAM'imizi takacağız arkadaşlar. Ve daha sonra bilgisayarımızı orijinal Windows 11 ile formatlayıp bilgisayarımızı çalıştırıp bakacağız. Evet arkadaşlar, sıra geldi bilgisayar kasamıza. G-Skill'in Trident Z RGB DDR5 16x16 32 GB 6000 MHz CL36 değerinde Intel'in XMP 3.0 bellek hız teknolojisini sunduğu RAM'lerini takmaya. RAM'lerimizi açıyoruz. Asus ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi DDR5 anakartımız, söylediğimiz gibi 6000 MHz bu RAM'leri destekliyor arkadaşlar. Gelin hep beraber RAM'lerimizi anakartımıza takalım. Öncelikle RAM'lerimizi takmadan önce 4 girişli slot yeri olduğu için arkadaşlar ilk RAM'lerimizi kit şeklinde takacağız. 1 ve 3. slotları açıyoruz. Yan yana takmıyoruz arkadaşlar. 1 ve 3, 3 ve 2 ve 4 şeklinde olacak şekilde RAM'lerimizi takacağız. Öncelikle RAM'lerimizi 1. slota, diğer RAM'imizi ise 2. slota değil arkadaşlar, 3. slota takıyoruz. RAM'lerimizi taktık ve çıt sesini duyduk. Aynı RAM'den almak şartıyla arkadaşlar, aynı CL değeri 6000 MHz ve aynı marka RAM'leri almak şartıyla diğer RAM slotlarına da RAM ekleme yapabilirsiniz. 32 GB oldu şu an belleklerimiz. 6000 MHz CL36 değerinde ve RGB aydınlatmalı. Diğer slotlara ise aynı RAM'lerden takarak 64 GB'a yükseltebilirsiniz. Bu konuda bilginiz olsun. Farklı RAM'ler takarsanız bilgisayarınızda sorunlara yol açabilirsiniz. Bilgisayarınızı çalıştıramayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Corsair 7000X Full Tower beyaz kasamızın kurulumunu tamamladık. Çoğu parçaları taktık ve birkaç parça hariç. Bu parçalardan birincisi Asus'un Dual 1060 GTX 3 GB ekran kartı. Ekran kartımızı takacağız. Ve daha sonra ise 2 adet ön tarafa Kingston'un HyperX Fury RGB 480 GB SSD'lerini takacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber takma işlemine geçelim. SSD'lerimizi M.2 SSD vidalarıyla vidalayacağız arkadaşlar.
Bu şekilde vida delikleri denk gelecek şekilde vidalayıp sabitleyeceğiz. Ve daha sonra ön kasamıza, yani ön panelimize takacağız. SSD'lerimizi vidaladık arkadaşlar demir plakaya. Gerekli olan SATA kablolarını takıyoruz. Ve ön panele takacağız arkadaşlar. SSD'mizi vida deliğine oturttuktan sonra sarı olan vidayı sıkıyoruz arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde takıyoruz. Aynı şekilde vidamızı sıkıyoruz. Son olarak ise güç kaynağından gelen SATA girişlerini takacağız ve SSD'mizin kurulumunu tamamlamış olacağız. Sıra geldi son olarak Asus'un GTX 1060 3 GB ekran kartını takmaya. Ekran kartımızı taktıktan sonra gerekli olan yerleri vidalayacağız. Ve daha sonra ise XPG'nin adresine bilir RGB silir ışıklandırmalı kablosunu da takacağız. Bu şekilde gayet hoş ve güzel bir görüntü oluşacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlerle beraber Corsair'ın 7000X Full Tower RGB'li, IQ'ya yazılım destekli güzel bir kasa topladık. Ve beyaz tema üzerine genellikle bir sistem parçalarından oluştu. Sistemimiz gayet hoş ve güzel oldu. Tüm parçalarının linkini videonun altına ekleyeceğim.
istediğiniz yerden satın alabilirsiniz. En uygun fiyat nereyse ve garanti konusunda hangi firma iyiyse oradan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir sistem toplama rehberinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.